Değerli izleyiciler günaydın. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün başkentten Ankara'dan canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Ve Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü Sayın Bekir Bozdağ bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun efendim. Sayın Bozdağ çok önemli gündem konuları var. Hemen başlayalım isterseniz. Sıcak gelişmelerden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden operasyonunda Zeytindalı'nda dün gerçekleşen en son saldırıda bir Türk tankı hedef alındı ve burada maalesef şehit olan askerler var. Mehmetçik şehit oldu. Askerler şehit oldu. Bu saldırıda hangi ülkenin silahlarının kullanılmış olduğuna dair bir bilgi var mı? Ve hem o soruyu alalım, o sorunun yanıtını alalım efendim. Sonrasında da etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı konusundaki son bilgiyi sizden rica edelim. Öncelikle dünkü terör saldırısında ve bundan önceki mücadele sırasında Zeytindalı harekatında şehadete koşan bütün şehitlerimizi rahmet, minnet, şükran ve dua ile yad ediyorum. Amin. Mekanları cennet olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Zeytindalı harekatının başladığı günden bugüne kadar dünkülerle beraber 13 şehidimiz oldu. 13 şehidimiz oldu. 39 yaralımız var. Yaralıların büyük bir kısmı ayakta tedavi olacak şekilde hafif yaralılar. ÖSO kapsamında ise ÖSO mensupları arasında da 30 şehit var. Onlardan da 158 yaralı var. Buradaki yaralıların da önemli bir kısmı hafif yaralı. Evet. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bugüne kadar 932 terörist etkisiz hale getirildi. 932. 32 terörist. Bu tabii, sabah itibariyle son sayı yani, değil mi evet, efendim? Evet, son rakam bu. Tabii bu mücadele uzun soluklu bir mücadele ve devam edecek. Teröristlerin kullandığı silahlar ve bu silahların nitelikleri son derece önemli. Bildiğiniz gibi ABD 5000 tır ve 2000 kargo uçak dolusu silahı PYD, YPG terör örgütlerine ve bunların teröristlerine verdi ve bu silahlar bugün arazide. Türkiye'nin kaygıları çok net. Türkiye NATO'nun sınırlarını koruyor. NATO'nun müttefiki ve NATO üyesi bir ülkenin verdiği silahların teröristlerin elinde olması ve bu silahların Türkiye'ye karşı kullanılma ihtimali Türkiye'yi fevkalade rahatsız etmektedir. Biz bunu en üst düzeyde ifade ediyoruz ve kabul edilebilir, izah edilebilir bir durum değildir. Dünkü tankımıza yapılan saldırıda kullanılan silahla ilgili tespit çalışmaları devam ediliyor. Hangi ülkeye ait şu ana kadar yapılmış bir tespit yok. Evet. Efendim operasyonun uzun sürebilme ihtimali söz konusu mu? Yani bu operasyon uzun soluklu bir operasyon gibi mi görünüyor? Farklı değerlendirmeler yapıldı. Kamuoyunda merak edilen bir şey bu. Fırat Kalkanı belli bir süre içinde tamamlanmıştı ve daha sonra operasyon sonlanmıştı. Bu operasyon daha uzun soluklu olabilir mi Fırat Kalkanı ile mukayese edilecek olursa? Sayın Çelik, Fırat Kalkanı harekatının yapıldığı alanın coğrafi nitelikleriyle Zeytindalı harekatının yapıldığı alanın arazi şartları birbirinden çok farklı. Bir, ikincisi şu andaki alan Fırat Kalkanı alanından yaklaşık 1,5 kat civarında daha büyük bir alan. Bu son derece önemli. Tabii ayrıca arazi şartları, iklim şartları, mücadelenin nitelikleri şu anda siz de yakından takip ediyorsunuz ki PYD, YPG, PKK terör örgütleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buraya gireceğini öngörerek, hesap ederek, çünkü yaptıklarının bir terör eylemi, terör işgali olduğunu biliyorlar ve Türkiye'nin buna izin vermeyeceğini de kabul ediyorlar ve bu çerçevede ciddi de tahkimatlar yapıldı ve ciddi de silahlar verildi, demin ifade ettim. Bu nedenle bu mücadele ne kadar sürer onu kestirme imkanı tahmini olarak var ama %100 şu kadar kesinlikle şu tarihe kadar biter deme imkanı yok. Ama bizim hedefimiz bunu mümkün olan en kısa sürede tamamlamaktır. Süre tayini fiilen mümkün değildir. Kimsenin bu noktada Türkiye'ye süre tayin etmeye de hakkı yoktur. Türkiye sınırını
sınır boyundaki vatandaşlarını ve hemen Afrin bölgesindeki komşularını, can ve mal emniyetini ve ülke bütünlüğünü tehdit eden terör belasını def edene kadar Afrin bölgesindeki terör örgütlerini ve son teröristi temizleyene kadar bu harekat devam edecektir. Bu kaç gün sürerse o kadar sürecektir. Bizim amacımız bunu daha erken bitirmektir. Eğer birileri, Amerika dahil buna, Türkiye burayı hızlıca bitirsin diyorsa onun yolu basit. Türkiye'ye desteklerini artırmaları lazım. PYD, YPG terör örgütlerine silah vermeyi durdurmaları, verdikleri silahları toplamaları, terör örgütlerinin üyelerine de Türkiye benim müttefikimdir, siz Türkiye'ye karşı eylem yapamazsınız, bu silahları kullanamazsınız, derhal bölgeden çekilin demeleri lazım. Eğer bunlar olursa o zaman bizim buradaki mücadele süremiz kısa olur. Çünkü teröristler bölgeden daha hızlıca temizlenmiş olur ve bölge terörden kurtulmuş olur. Ama bu noktada herhangi bir şey yapılmayıp destek vermiyoruz deyip de ama öte yandan her türlü lojistik yapılırsa, onlara her türlü destek sunulursa, o zaman bunu yapanların Türkiye'ye bu harekat kısa sürsün deme hakları yoktur. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-YPG terör örgütlerine Türkiye'nin olası askeri operasyonları hakkında anlık istihbarat verdiğine dair bir iddia ortaya atıldı. Bir haber paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak gazetesinde de manşet oldu. Bunu doğrulayabiliyor musunuz? Böyle bir şey yapıyor mu Amerika Birleşik Devletleri? Buradaki üslerde çünkü dinleme sistemleri var, radarları var ve Türk ordusunun hareketlerini de belli oranda izleyebiliyorlar. Böyle bir paylaşım yapıyorlar mı terör örgütleri? Sayın Çelik, bölgedeki PYD, YPG eşittir PKK'dır. Biliyorsunuz Türkiye'nin tepkilerini ABD görünce bunların adını değiştirdi. Size SDG diyelim, Suriye Demokratik Güçleri diyelim. Adeta terör örgütlerinin tabelasını değiştirerek terör örgütlerini gizlemeye çalıştı. Bir defa bu terör örgütleri isim değiştirerek, tabela değiştirerek gizlenemez bir terör örgütüdür. Afrin'deki, Münbiç'teki, Fırat'ın doğusundaki, Rakka, Deirizor'daki PYD, YPG, PKK ile diğerlerinin tamamı aynıdır. Bunları birbirinden ayrı yapamazsınız. 5000 tır silah kime verdi? Bu terör örgütlerine verdi. Evet. 2000 kargo uçak dolusu silah kime verdi? Bunlara verdi. Hala devam ediyor ve mu ABD'nin şu anda? Afrin bölgesinde yok. Silah vermeye devam etmiyor. Afrin bölgesinde yok ama Fırat'ın doğusunda, Münbiç'te, diğer bölgelerde orada olup olmadığını biz yakından takip ediyoruz. Çünkü Amerika Başkanı Sayın Trump biz vermeyeceğiz artık silah diye Cumhurbaşkanımıza net ifade etti. Ama bu sözün üzerinden fazla bir zaman geçmeden yüzlerce dolusu tır silah gene verildiğini gördük. O yüzden biz artık ABD yetkililerinin şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız laflarına elbette bir değer veriyoruz. Ama bunun arazideki yansımalarına da bakıyoruz. İcraata bakıyoruz. Çünkü sözleriyle icraatları arazide hep birbiriyle çelişti ve birbirini tutmadı. Biz bundan sonra sözle beraber icraata bakacağız. İcraat sözü teyit ediyorsa buna itibar edeceğiz. PYD, YPG teröristlerini eğiten, donatan, lojistik destek veren, silah veren ABD'dir. Anlık istihbarat da veriyor mu efendim? Bunu yapan istihbarat bu örgütlere vermez mi? Ya akıl var, yakın var ya. Yani. Evet. Çok net. Ama o istihbaratı Afrin bölgesine belki direkt verilmiyor ama öbür taraftan bu terör örgütüyle bu kadar içli dışlı olan, Münbiç'te askerini tutan ve onlarla beraber olan ABD'nin bunlarla bir şey paylaşmadığını düşünmek için çok saf olmak evet. lazım. Biz onun için diyoruz ki madem dostuz, madem müttefikiz, öyleyse Türkiye'nin düşmanlarına, Türkiye'nin sınırında bir terör yapılanması yapmak isteyen teröristlere dost ve müttefik olarak destek vermeyin. Bu dostluğa da sığmaz destek vermek, müttefikliğe de sığmaz. Şimdi efendim Münbiç konusu çok önemli. Bundan sonraki aşamasında Amerikan Savunma Bakanı Mattis, Türkiye ile Münbiç'i konuşuyoruz dedi. Fakat bunu biraz lütfen bizimle paylaşır mısınız? Belki de ilk defa burada paylaşacaksınız. Yani nedir bu işin aslı? Türkiye bu harekatı yapacak mı? Amerika ile gelinen görüşmede bizim vardığımız, elde ettiğimiz sonuç nedir?
Bunu paylaşabilir misiniz kamuoyuyla burada? Suriye'nin kuzeyinde olup bitenlerle ilgili ta işin başından beri biz ABD ile çok geniş konuşuyoruz. Her konuyu konuşuyoruz. DAEŞ ile mücadeleyi beraber yapalım dedik. Karadan da beraber harekat edelim dedik. Yapalım. ABD hayır dedi. Ben askerimi sokmam. PYD, YPG ile beraber yapacağım dedi. Biz bakın bunu yapmayın. Bu çok vahim bir hata olur. Yapmayın, bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle etkisiz hale getirmek kabul edilebilir bir yanlışlık değildir dedik ama onu yaptılar. Fırat'ın batısına geçmeyecek bu teröristler dedi, geçtiler. Münbiç'e girmeyecek dedi, girdiler. Daha sonra Münbiç'ten biz bunları çıkaracağız dedi, çıkardılar. Biz silah desteği önce DAEŞ'la mücadele için vereceğiz, sonra geri toplayacağız dediler. DAEŞ'la mücadele geçici, zorunlu bir tercihtir bizim için, ihtiyari bir tercih değildir dediler, vermeye devam ettiler, silahları toplamadılar. O nedenle bu bölgede ABD yetkilileri Türkiye'ye verdikleri sözlerin hep tersini yaptılar. Aksine bizim PYD, YPG terör örgütlerinden rahatsızlığımızı ve bunların PKK'nın kolu olduğunu çok net ortaya koymam üzerine gittiler, tabela değiştirdiler. Adını değiştirerek bunun altına bu örgütleri gizlemeye çalıştılar. O nedenle bugüne kadar verdikleri sözü tutmadılar. Biz de hep şunu söyledik. Bakın siz Afrin'den bunları çıkarmazsanız biz Afrin'e gireriz. Bakın bu bölgeden bunları çıkarmazsanız Fırat Kalkanı gibi bir harekat başlatırız. Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz. Fırat'ın doğusuna gireriz. Biz ABD'li yetkililerle yaptığımız görüşmelerde onları hiç aldatmadık. Nelere karşı olduğumuzu net söyledik. Bunlar yerine gelmezse neleri yapacağımızı da çok net söyledik. Eğer Münbiç teröristlerden temizlenmezse Türk Silahlı Kuvvetleri bundan sonra Münbiç'e de elbette milletimizin ve devletimizin bekası için, topraklarımızın bölünmez bütünlüğü için, sınırlarımızın güvenliği için, vatandaşlarımızın güvenliği için ve yanı başımızda bir terör devleti kurulmaması için Türkiye bunu yapmaya mecburdur. Türkiye'nin bu noktada tercihi yoktur. Bizi böylesi adımları atmaya kimse mecbur etmelidir. Mecbur edince de neden bu adımları Türkiye attı diye sorgulamaya hakkı yoktur. Çok net ve çarpıcı bir şekilde Türkiye'nin uyarısını ortaya koydunuz Münbiç konusunda. Görüşmelerde de bunlar söyleniyor. Şu anki görüşmelerde de biz Metis'e de bu söylendi. Bütün muhataplarımıza, Sayın Trump dahil bütün muhataplarımıza bir söyledi. Biz bölgede PKK istemiyoruz. PYD, YPG, KCK, DAEŞ istemiyoruz. Bu teröristlerin güvenliğini sağlamak için güvenlik gücü oluşturulmasını istemiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasını, egemenliğinin parçalanmasını, siyasi birliğinin yok edilmesini istemiyoruz. Çok net. Peki Amerika ve Türkiye arasında bugün itibariyle Münbiç konusunda bir mutabakat var mı? Yani şu ana kadar arzu ettiğimiz noktada değiliz. Değiliz. Peki bir süre verdik mi biz Amerika'ya? Siz dediniz ya buradaki terör unsurlarının çekilmesini istiyoruz diye. Bir süremiz var mı bizim? Yani Türkiye'nin bekleyebileceği bir marj var mı burada? Yani biz tabii kendilerine şu tarihe kadar, bu tarihe kadar diye net süreler vermiş değiliz. Ama biz şunu net söylüyoruz. Zeytindağ'da harekatından sonra eğer buralarda bir gelişme olmazsa Türkiye'nin başlatacağı 3. harekat bu bölge olacaktır. Çok net söylüyoruz bunu. O zaman bu söylediğinizden ben şunu çıkarıyorum. Kısa bir süre içinde bu konuda bir gelişme olmazsa Türkiye kararlılıkla Münbiç operasyonu da başlatacaktır. Bizim bu noktada kararlılığımızı kimse sınamamalıdır. Çünkü bu konular Türkiye için beka konularıdır. Türkiye'nin bu konuları tartışma gibi bir durumu söz konusu olamaz. Yani bizi o bölgede güvenli bölge oluşturmaya, bu teröristlerin varlığını kabul etmeye, bu örgütlere bu bölgede yaşama hakkı vermeye bir dünya ikna edemez. Çünkü bizim varoluşsal sorunumuzdur bu. Bu noktada bizim böylesi bir şeye rıza göstermemizi hem bizden beklemeleri yanlış hem de bizim buna rıza göstermemiz mümkün değildir. O nedenle diyoruz ki artık bizi anlayın. Bizim kaygılarımızı dile getirmeyin. Bizim kaygılarımızın gereklerini yerine getirin. Müttefik gibi davranın.
Efendim, bu arada arkadaşlarımdan rica edeyim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir ziyareti olmuştu. Orada çarpıcı görüntüler, fotoğraflar vardı. Onları da paylaşalım. Terörle mücadelede yerli mühimmat ve insansız hava araçlarının kullanımı netice alma noktasında çok ciddi bir fark yarattı. Sayın Cumhurbaşkanı da hem askerlerin hem de bu üretimlerin yapıldığı üssü ziyaret etti. Oradan fotoğrafları da arkadaşlarımız paylaşıyorlar. Burada efendim Münbiç noktasında ABD ve Türk askerlerinin karşı karşıya gelmesi gibi bir yüksek risk görüyor musunuz? ABD'li yetkililer biz Türkiye ile karşı karşıya gelmeyiz diye açıklama yaptılar. Sayın Tillerson dahil. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Biz de ABD ile Münbiç'te veya Fırat'ın doğusunda veya başka bir yerde karşı karşıya gelmeyi hiç istemeyiz. Ama bu konuda Türkiye'nin gösterdiği hassasiyetin bir benzerini ABD'nin de göstermesi lazım. Eğer ABD'li askerler teröristlerin kıyafetini giyer ve teröristler arasında onlardan gözükerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı saldırırlarsa iş tereddütsüz. Bu noktada bir ayrım yapma şansımız olamaz. Çok çünkü çarpıcı bir şey söylüyorsunuz. Çok net, biz bunu Cumhurbaşkanımız da söyledi, biz de söyledik. Onun için biz diyoruz ki bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya gelme konusunda hepimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ABD askerleriyle, ABD askerlerinin de TSK ile karşı karşıya gelmemesi için hem ABD'nin hem de Türkiye'nin hassasiyet göstermesi lazımdır. O yüzden de ABD'nin arazideki askerlerine ve diğer görevlilerine şunu demesi lazım: Türklerle karşı karşıya gelmeyin. Gelmemek için dikkat gösterin. Operasyon bölgelerinden uzak durun. Silah yardımı yapmayın. Eğitim, donatım işlerini bırakın demesi lazım. Onları o bölgelerden uzaklaştırması gerekir. Biz bunu çok net söylüyoruz. Ama eğer diyelim bize karşı bir saldırı olursa ve bu saldırıyı yapanlar ne yapacaktır? O karşılığı elbette görecektir. Ama biz çok net söylüyorum, müttefikimiz ABD ile karşı karşıya gelmeyi istemeyiz. Evet. Eminim ki onlar da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi bizim gibi istemezler. Ama siz dediniz ki az evvel YPG üniformalarını da çıkarsın Amerikan askeri dediniz. Bu da yine çok çarpıcı bir değerlendirme. Eğer böyle bir üniformayla bizim karşımıza gelirse biz onları zaten YPG, PKK'lı terörist olarak değerlendireceğimiz için burada önemli. Kendileri ister istemez evet. Hedef haline gelir. Biz bunu açık açık söylüyoruz. Bizim karşımızda teröristlerle beraber kim silah çekerse o bizim hedefimiz olur. Çok çarpıcı değerlendirmeler geliyor. Televizyonları yeni açan izleyicilerimiz de olabilir. Sayın Bekir Bozdağ açıklamalar yapıyor. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü. ABD askerinin Türk askeriyle karşı karşıya gelmemesi için nelerin yapılması ve nelerin yapılmaması gerektiğini altını çizdi. Bu konudaki kararlılığı da ortaya koydu. PKK, YPG üniformalarıyla karşımıza çıkarlarsa da gereğini yapmak zorunda kalırız ifadesini kullandı. Efendim, Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve dün bir kere daha seçildi bu arada. Türkiye'nin Suriye yönetimiyle, rejimle, Esad'la doğrudan irtibata geçmesini istedi. Bu konuda önerisini iletti ve bunu da terörle mücadelede de daha yararlı olur. Madem Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor, bu önemli bir yöntemdir argümanlarına, gerekçelerine dayandırdı. Mümkün olabilir mi efendim gelinen, yani sahanın şartları ve real politik Türkiye'nin doğrudan, yani Rusya üzerinden değil, doğrudan rejimle işbirliği yapmasını veya belli bir noktada yakınlaşmasını mümkün hale getiriyor mu? Türkiye'nin başlattığı gerek Fırat Kalkanı Harekatı, gerekse Zeytin Dalı Harekatı Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, siyasi birliğine, halkına ve devletine saygıyla yapılmıştır. Bundan sonra da süreç bu saygı çerçevesinde yürüyecektir. Demin dediğiniz gibi hava sahasının kullanılması konusunda Rusya üzerinden bir temas oldu ve harekatın başlamasıyla beraber Türkiye harekatı başlattığını ve harekatın hedeflerini Suriye yönetimine, İstanbul Başkonsolosluğu'na verdiği bir notayla bildirmiş oldu. Bir defa Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede kalıcı değildir. Suriye'nin topraklarında gözü yoktur. Bölgeyi teröristlerin işgalinden kurtarıp hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin toprak bütünlüğü için tehdit olmaktan teröristleri ve terör örgütlerini çıkardıktan ve bölgeyi bunlardan arındırdıktan sonra Türkiye elbette orayı gerçek sahiplerine bırakıp geri çekilecektir. Suriye'deki
sorunun çözümü sadece Türkiye'nin irade ortaya koymasıyla mümkün olmadığı çok açık. Çünkü sorunun bir tarafında Rusya var, bir tarafında İran var, bir tarafında ABD var, bir tarafında koalisyon güçleri var, bir tarafında Türkiye var, bir tarafında Suriye yönetimi var. Dolayısıyla bu sorun esasında hem Astana süreci, hem Soçi süreci, hem de Cenevre süreci çerçevesinde ele alınması gerekir. Biz Türkiye olarak çok net söylüyoruz. İşin başladığı günden beri söylüyorum. Sorun çatışmalar yoluyla değil, siyasi çözümle ancak gerçek bir çözüme kavuşturabilir. Belki bu Fırat Kalkanı Harekatı ve arkasından bizim başlattığımız bu Zeytin Dalı Harekatı siyasi çözümün erkene alınmasını da zorlayacak, şartları Suriye'deki çatışmaları sona erdirmeyi hızlandıracak şekilde olumlu anlamda değiştirecektir. Türkiye uluslararası süreçlerin sağlıklı işletilmesi ve bu soruna siyasi çözüm bulunmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı verecektir. Efendim, bu real politik ve gelişmeler bir anlamda Ankara ve Şam rejimini yani bütün bunlar, yakınlaştırıyor mu? Şunu söyleyeyim. Bütün bunlar mesela Soçi'de efendim baktığınızda şeyde Cenevre sürecinde rejim de var. Yani baktığınızda dolaylı bir şeyin olduğunu herkes görüyor. Ama bizim attığımız bu adımları çok net söylüyoruz. Siyasi çözümü hızlandırma bakımından önemli görevler ifa edecektir. Bu, yeni adımlar da beklenebilir mi bu anlamda peki? Yani şu anda konumuz bu değil. Yani bizim konumuz Suriye'nin bölgedeki bütün ülkeler için tehdide kaynaklık eden sorunlarının Türkiye'ye dönük tehditlerini ortadan kaldırmaktır. Tabii rejim şu ana kadar 800 binden fazla kendi insanını öldürdü. Şu anda 3,5 milyonu Türkiye'de 10 milyondan fazla Suriyeli yerinden yurdundan edildi ve bugün Suriye hiç kimse için güvenli bir alan değildir. Yani bütün bunlara baktığınızda orada yaşanan sorunlar ve bu sorunların aşımı o kadar da kolay gözükmüyor. Yani ama bizim attığımız bu adımlar, demin de ifade ettim, siyasi çözümleri hızlandıracak ve neticeye ulaştırmaya katkı sağlayacak adımlar. Efendim, bizim ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon dolayında Suriye'den gelen misafir ettiğimiz insan var. Belli bir sürecin içinde bu insanların önemli bir bölümünün kendi ülkelerine, Suriye'ye dönmesini mümkün olabilecek gibi görüyor musunuz? Görüyoruz. Çünkü Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Türkiye orada belli bir yeri güvenli ve yaşanılabilir hale getirdikten, bir takım altyapıları oluşturduktan sonra Cerablus ve Azez bölgelerine Elbaba Türkiye'den yaklaşık 100 bin Suriyeli geri dönüş yaptı, topraklarına gitti. Şimdi Afrin bölgesinde yaklaşık 250 bin oradaki Kürtlerden, Araplardan ve Türkmenlerden o bölgeyi bu çatışmalar ve terör örgütünün bölgeyi işgali ve o sırada sürdüğü veya onların tehdidi baskısından kaçan insanlar var. Afrin bölgesinin bu terör örgütlerinden temizlenmesinden sonra da önemli bir kısmının bölgeye döneceğini düşünüyoruz. Çünkü Afrin bölgesi hem tarım bakımından hem de diğer anlamlar bakımından oldukça zengin kaynaklara sahip, refah düzeyi de yüksek. O nedenle bu harekat Suriye'ye dönüşü de hızlandıracaktır. Ve Münbiç'te, Fırat'ın doğusunda o bölgelerde terör örgütlerinin temizlenmesi ve teröristlerin sonuncusunun da etkisiz hale getirilmesi o toprakları terk eden kişiler için bir dönme imkanı doğuracaktır. Tabii ne kadar döner bilemem ama önemli bir kısmının geri döneceğini biz tahmin ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki bölgeye yüz binlerle ifade edilen bir sayıda insanın gitmesi mümkün mü teknik olarak? Yani yüz binlerle şimdi ifade edilebilir mi? Afrin bölgesinden bakın, Afrin bölgesinde 250 bin kişi sadece o Afrin bölgesinden Türkiye'ye gelmiş durumda. Evet. Şimdi Afrin'de çok verimli toprakları var.
televizyonlarda da görüyorsunuz ve refah düzeyi diğer bölgelere göre daha iyi olan bir yer. O nedenle orada huzur, güven, barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi, teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması bu bölgedeki insanların dönmesi için çok uygun ortam oluşturacaktır. Ben Afrin bölgesinden gelenlerin büyük bir kısmının döneceğine inanıyorum. Önemli. Çünkü oradaki ekonomik imkanlar nedeniyle ve verimli topraklar nedeniyle bunun daha kolay olduğunu. Ama diğer bölgeler için büyük bir kısmı değil belki ama çok önemli bir kısmının geri döneceğine ben inanıyorum. Düşünüyorsunuz. Çok önemli değerlendirmeler. Efendim Ankara'da... Bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Zaten bu harekatın sebeplerinden bir tanesi de Türkiye'nin sınır güvenliği bölgedeki terör yapılanmasını engelleme ise diğeri de o bölgeden Türkiye'ye göçmüş 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizin kendi vatanlarında özgürce ve güven içinde yaşayacakları bir ortam sağlayıp onların kendi ülkelerine dönmesini sağlamaktır. Bu operasyonun hedeflerinden biri o. Tabii bir hedeflerin birisi de odur. Efendim bizim sınır bölgemizde Reyhanlı'da, Kilis'te ve diğer noktalarda hala bir roket saldırısıyla hayatını kaybeden, ölen, şehit olan insanlar var. Acaba bu riskin azaltılması ve tehlikenin ortadan kaldırılabilmesi için riskin çok yüksek olduğu noktalarda belli mahallelerin geçici olarak boşaltılması bir çözüm olarak görünüyor mu şu an için? Terör örgütleri sınıra çok yakın gelip bir aracın üzerinde getiriyorlar o attıkları roketi ve ona ait aleti ve o yakın noktadan atıp gidiyorlar. Ama bunlarla ilgili tedbirler alınmıyor mu? Alınıyor. Şu ana kadar atılan roketlerle ilgili ve bu makinalarla ilgili önemli bir kısmı imha edildi. Ama bir tane değil tabii bu. Başkası o imha ediliyor, başkası geliyor. Bunların şu ana kadar 90'dan fazla Türkiye'ye roket atıldığını görüyoruz. Onun için sınırın belli aşamaya kadarki kısmında bizim güvenli bir bölge oluşturmamız ve onların sınıra yaklaşımını engellememiz gerekiyor. Sayın Başbakanımız hatırlarsanız ilk açıklamada 30 kilometreden bahsetmişti. Evet. Bu esasında bizim sınırımızın yanı başında teröristlerin tamamen arındırılması hem sınır boyundaki yerleşim yerlerine hem de oradaki vatandaşlarımıza yapacağı muhtemel saldırıların önlenmesi, sağlam ayaklar yere bastıktan sonra Afrin bölgesindeki diğer alanlarda operasyonların sağlıklı bir şekilde yürümesi içindir. Şu anda bu alanı güvenli hale getirme ile ilgili çalışmalar ciddi bir şekilde devam ediyor. Ben kısa bir süre sonra bu anlamda burada bir alan oluşturacaktır. Hatırlarsanız Fırat Kalkan Harekatı sırasında da DAEŞ'li teröristler epeyce roket attılar. Ama ne zaman ki Türk Silahlı Kuvvetleri girdi, alanı bu teröristlerden temizledi ve sınıra yaklaşımlarını ortadan kaldırdı, bu sona ermiş oldu. Şu anda da böyle bir durum yani söz konusudur. Vatandaşlarımızın nakli veya yer değişikliği gibi bir şey düşüncemiz ve çalışmamız söz konusu değildir. Anladım. Efendim geçtiğimiz birkaç gün önce Ankara'da... Bir de şunu söyleyeyim. Ayrıca o bölgede yaşayan vatandaşlarımız da bu mücadeleye büyük destek veriyorlar. Yani böyle bir düşünce onları da fevkalade rahatsız eder. Böyle bir şey söz konusu değil. Tabii. Bir kere onu net bir şekilde ortaya koyalım. Efendim... Geçtiğimiz birkaç gün önce Ankara'da bir patlama meydana geldi. Sonrasında bunun bir bomba düzeninden kaynaklandığı ortaya çıktı ve YPG izi bulundu. YPG ile ilişkili unsurların Türkiye'nin herhangi bir noktasında başka terör eylemleri yapabilme kapasitesi de var mı acaba? Bu konuda elinize gelen bilgiler, istihbarat bilgileri ve şeyler, analizler ne yöndedir? Yani, Sayın Çelik, ne dedik? YPG eşittir PKK, PYD eşittir PKK. Dolayısıyla Suriye'deki terör örgütlerinin anası babası Türkiye'de terör eylemi yapan PKK. O nedenle bu terör örgütleri orada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı mücadele ederken Türkiye'de de Türk halkını Türkiye Devleti'ne karşı kışkırtmak için bir takım şeyler planlamış olabilir. Ama bütün bunları biz hesap ediyoruz. Devlet olarak hem istihbarat birimlerimiz hem güvenlik birimlerimiz teyakkuz halindedir. Türkiye'de PKK, YPG, PYD ve diğer bunların oluşturduğu irili ufaklı terörist yapıların Türkiye'de eylem
kapasitesini ortadan kaldırmak, eylem yapmalarının önüne geçmek için her türlü tedbir alınmıştır. Gece gündüz güvenlik güçlerimiz bunun mücadelesini veriyor. Zaten Türkiye topraklarında PKK terör örgütü planlı eylem yapma kapasitesini epeydir kaybetti. Şimdi vurkaç yapıyor veya bilinmedik kişiler üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bunun da güvenlik güçlerimiz farkındalar ve onun için her türlü tedbir alınıyor, alınmaya da devam edecektir. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili konuyu az önce söylediniz ama ABD ile meseleler PKK ve YPG ile sınırlı olmadığı için bir taraftan FETÖ anlaşmazdı ki siz de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştiniz Adalet Bakanlığınız döneminde ve bu takibi yapan insanların da başında geliyorsunuz Türkiye'de. Bir taraftan Kudüs konusunda anlaşmazlık, Halk Bankası davası, Hakan Atilla davasında ceza Nisan ayında büyük ihtimalle çıkacak. S-400 konusunda anlaşmazlıklar oldu. Bir sürü konu var. Türkiye-Amerika ilişkileri yani bir daha onarılamayacak bir noktada zarar gördü mü bütün bunlardan ötürü? Müttefiklik ilişkisi çok ağır mı yara aldı? Bunu değerlendirebilir misiniz? Sayın Çelik, çok kısa olarak. Türkiye-ABD ilişkilerinin iyi olması iki ülkenin ortak yararınadır. Ama son zamanlarda Türkiye-ABD ilişkilerinde bir güven sorunu olduğu da tartışmasızdır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü gerçekleştiren terör örgütü elebaşının ABD'de hiçbir müdahaleye, sınırlamaya tabi kalmadan yaşaması ve terör eylemine devam etmesi. İşte YPG, PYD, SDG adı altında terör örgütlerine sınırsız destek verilmesi, eğitim, donatım, lojistik, silah hepsinin yapılması son derece. İşte Zarrab davası hakeza. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın korumalarına karşı olay aynı şekilde ve dediğiniz gibi Kudüs konusu ve diğer pek çok konular var. Bunlar çok net bir şekilde iki ülke arasında bir güven sorunu oluşturmaktadır. Bunun ortadan kaldırılması iki ülkenin de menfaatinedir. Şu anda ABD'deki yetkililer ne düşünüyor bilemem ama benim gördüğümde baktığımızda bölgede ABD büyük bir yalnızlığa itiliyor. Şimdi ne kaldı elinde? Şimdi Türkiye'ye karşı FETÖ'yü tercih etti. Elinde Fethullahçı terör örgütünün elebaşı ve onun teröristleri var. Şimdi YPG konusu, PYD konusu var. Onlar da terör örgütleri. Türkiye'nin dostluğunu, 80 milyonun gücünü ve bu ülkedeki ve gönül coğrafyasındaki etkinliğinden kendi çıkarları için istifadeyi bir tarafa bırakıp terör örgütüyle birlikte olmayı tercih ediyor. O da hakeza ayrı bir noktada. Öte yandan Kudüs konusunda aldığı karar bütün dünya karşısında yalnız kaldı. Katar konusundaki gelişmeler hakeza, İran konusundaki gelişmeler hakeza. Buradan şunu söylüyorum, ABD'li yetkililere de şunu söylüyorum. Peki o zaman bir masaya koyun bakalım. Bu bölgede kim kaldı elinde? ABD'nin elinde YPG, PYD, teröristleri, terör örgütleri, bir de Fethullahçı terör örgütleri kaldı. Akıllıca bir iş mi? 80 milyonluk, şimdi 81 milyona hamdolsun dayandık. 81 milyonluk bir Türkiye'yi bir kenara doğru itip, onun yerine teröristlerle, terör örgütleriyle daha yakın işbirliği yapmak ABD'yi bu bölgede güçlendirir mi? Yalnızlaştırır mı? Bu bölgede ABD'nin gelecekte pozisyonunu nereye koyar? Bunu onların düşünmesi lazım. Ama biz şunu görüyoruz. Diyoruz ki her şeye rağmen ABD-Türkiye ilişkilerinin iyi olması iki ülkenin çıkarınadır. Umarım onların içerisinde de bu yanlışlıkları gören, eleştiren ve artık Türkiye ile dost olmak zorundayız. Bu teröristleri elimizin tersiyle itip Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile stratejik ortaklığımızı güçlendirmeliyiz diyenler daha etkin olur ve bölgedeki sorunların çözümüne daha büyük katkı sağlamış olurlar. Efendim, çok önemli açıklamalar geldi bugün sizden programda. Ben yine flash çıkabilecek birçok noktada sorularımı hızlıca sorayım. Az da bir zamanımız kaldı. Erken seçim var mı? Çok net bir şey rica edebilir miyim sizden? AK Parti'nin siyasi geleneğinde erken seçim yok. Vaktinde seçim var. Kesin seçim, olarak bunu söylüyorsunuz. Seçim, mahalli seçimler 2019'un Mart'ın son pazarı. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ise 2019'un 3 Kasım'ında olacaktır. Seçimin hangi tarihte olacağını zaten 16 Nisan halk oylamasında halk karar verdi. Halkın karar verdiği bir seçim tarihini
Kimse değiştiremez. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim yok dedi. Buradan CNN Türk'ten yine bir altyazımızı, flaşımızı, karşımızı geçelim. Efendim, ittifak çalışmaları, hazırlıkları, siz de bu süreçleri çok yakından takip ediyorsunuz. Yasal düzenlemelerde son aşamaya mı gelindi? Onu da alayım. İttifak çalışmaları sizden. Bildiğiniz gibi hem AK Parti'den 3 hem de MHP'den 3 değerli alanında uzman arkadaşın çalışmasıyla bir noktaya geldi. Daha doğrusu son aşamaya geldi. Bundan sonra aşaması liderlerin bu konudaki çalışmalara onay vermesi ve arkasından parlamento süreci ve yasalaşması. Bildiğiniz gibi mahalli idareler seçiminde de seçim kanunlarında değişiklik gerektiği ve uygulanacağı için anayasadaki bir yıllık yasak var. O nedenle bu düzenleme Şubat ayının sonu Mart ayının içerisinde en geç yapılmış olacaktır. İttifakın yasal zemine kavuşturulması, milletimizin önüne çıkanların gerçek kimliğiyle çıkması milletimizin doğru tercihine yardımcı olacak. Efendim, Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan görüşmesi ne zaman olacak gibi görünüyor bu çerçevede bakılacak olursa? Bana göre çok yakın. Yani bu hafta? Yani bilemem onu tabii. Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Bahçeli'nin programları onu belirleyecektir ama çok yakın günler içinde. Yakın bir zamanda bir görüşme olur. Efendim, baraj düşecek mi? %10'luk seçim barajın düşmemesi konusunda partiler arasında bir mutabakat. Henüz çalışma bitmeden olduğu açıklandı. Barajla ilgili bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum. Peki, %10 seçim barajı vardı. Erken seçimi söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorayım. Ana Muhalefet Partisi'ni siz de yakından takip ediyorsunuz. Dün kurultaylarının ilk günüydü. Bugün ikinci gün parti meclisi seçilecek. Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu yarıştılar. Sayın Kılıçdaroğlu bir defa daha genel başkan seçildi. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum öncelikle. Hayırlı olsun yeni genel başkanlığı da. Zannedersem şu anda 5. kurultay oldu. Evet. Yani 8 senede 5 kurultay, 5 defa genel başkan oldu. Tabii parti içerisindeki dengelerde Kılıçdaroğlu'nun güçlü olduğunu, delegeye hakim olduğunu bu sonuç çok net gösteriyor. Onun için CHP tabanı için ve Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği için hayırlı olmasını diliyorum. Yani bizim açımızdan CHP'de yeni bir şey yok. Eski tekrar edildi. Öyle gözüküyor ki 2009'a gider, 2019'da da eskiler tekrar edecektir. Onu görüyorum. Daha güçlü ve daha rekabetçi bir CHP çıkıyor mu acaba bu kurultaydan? Bence yeni bir CHP çıkmadı. Çıkmadı. Benim gördüğüm. Eğer yani grup konuşmalarından daha iyi olmayan bir konuşma ortaya çıktı. Yeni proje, yeni söz, yeni hedef, buna dair ben bir şey göremedim işin doğrusu. Ama şu var yani gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir liderlik sorunu var. Yani kongreye giderken 3 kişinin aday olacağını açıklaması, ikisinin imza bulamaması adaylık için, birinin yeteri kadar imza alıp seçime girmesi, Sayın Kılıçdaroğlu 790 oy alırken 447 gibi neredeyse onun yarısından fazla oy alması çok net gösteriyor. Sayın Kılıçdaroğlu hakkında CHP'nin delegelerinin kafası net değil, karışık. Yani onun değişmesini isteyen, ona oy verenlerin yarısından fazla orada delege var. Bu CHP içinde de tartışmaların bitmeyeceğini gösteriyor. Hep beraber göreceğiz nasıl olacağını. Sayın İnce seçilseydi eğer, Muharrem İnce, o zaman CHP'de gerçekten bir değişim olduğu şeklinde mi yorumlanabilirdi? Ya bence bir şey değişmezdi. Neden öyle değerlendirdiniz? Yani aynı tas aynı hamam hesabı. Yani isimlerin değişmesi CHP'yi değiştirmez. Zihniyetin değişmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi şimdi bir şey ortaya koyuyor. Ben CHP'li değilim ama alınmasınlar ama marjinal örgütlerin şeyini koyuyor. Mesela HDP'nin görüşleri CHP'nin görüşleriyle %99 örtüşüyor. O zaman HDP Türkiye'de iktidar olurdu. DHKPC'nin görüşleriyle bunlarınki örtüşüyor. O zaman onlar iktidar oldu. Şimdi DHKPC'nin görüşlerini, HDP'nin dolayısıyla PKK'nın görüşlerini dillendirmek, marjinal grupların görüşlerini dillendirmek bu halkta karşılık görmüyor. Buna destek verenler zaten CHP'ye oy veriyor bu marjinal zihniyetlere.
Yani bir kısmı eriyor. Bir kısmı da bundan CHP'nin fevkalade rahatsız. Yani CHP kendi tabandaki insanların önemli bir kısmı bundan rahatsız. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi tabanı Sayın Kılıçdaroğlu Afrin Harekatı başladığında yaptığı ilk açıklamadan Afrin Harekatı'nın karşısında bir açıklama yaptı. Ne zaman lehinde açıklama yaptı? Halkın hepsinin böyle bu harekata destek verdiğini görünce çark etti. CHP tabanının büyük bir kısmı bu harekata gönüllü destek veriyor. Halbuki lider onu görecek. Şimdi onu görmüyor. Önce başka bir tavır konuyor, sonra kontrollü darbe iftirası. Şimdi bu iftira bir CHP'nin tabanına sor, marjinal zihniyetli gruplar hariç. Onların hiçbirisi bundan memnun değildir. Hepsi rahatsızdır. O yüzden ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun kendisine oy vermeyen kesimine açılabileceğini hiç düşünmüyorum. Bu düşünceler bizim gibi düşünen insanların bulunduğu çevrelere sıcak gelmez. Terör örgütleri seviciliği. Şimdi eğer Cumhuriyet Halk Partisi 25'in dışındakilerinin oyuna talip olsaydı Tabipler Birliği'nin yaptığı bu açıklamaya destek veremezdi. Çünkü Tabipler Birliği teröristlerin öldürülmesine karşı çıkıyor. Şimdi teröristler Türk askerini öldürürse, şehit ederse ona karşı çıkmıyor. Tabipler Birliği teröristler doktoru çağırıp hasta var diye çağırdıkları doktoru infaz ettiğinde onu infaz eden teröriste karşı çıkmıyor. Ama o doktorun canını korumak isteyen güvenlik güçleri doktoru şehit edeni öldürdüğünde buna karşı çıkıyor. Çok net şu anda kadar Tabipler Birliği'nin ve diğerlerinin söyledikleri şey açık. Terör örgütü ne zaman dara düşse, zora düşse, Türk Silahlı Kuvvetleri bunların ensesine binse birden barış akıllarına geliyor. Türk askeri şehit edilirken, karakollar basılırken, duraklarda masum çocuklar, kadınlar öldürülürken teröristlere dönüp ey alçaklar nasıl bunu yapıyorsunuz diye niye açıklama yapmıyor bu beyefendiler? Barış kelimesinin altına terör destekçiliğini koyamazlar. Koydukları zaman da bu milletten destek alamazlar. Şimdi CHP bu milletin bunu anlamadığını düşünüyorsa yanlış yapıyor. Onun için de ben bu CHP'den bir köy kasaba olmaz. Efendim yani ben... Tabipler Birliği ile ilgili gözaltılar olunca gazeteci ve milletvekillerine yönelik gözaltı ve tutuklamalarda olduğu gibi Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan başka eleştiriler de geldi. Yani demokrasi kalitesinde bir gerileme, işte ifade özgürlüğüne yönelik sınırlamalar gibi değerlendirmeler de yapıldı. Bu eleştiriler konusunda hükümet sözcüsü olarak bir cümle bir şey söyleyebilir misiniz? Bu yönde diyelim ki bir soruşturma yapılıyor, kovuşturma yapılıyor. Bu soruşturma ve kovuşturmaya dönük eleştiriye benim hiç itirazım yok. Herkes eleştirebilir. Çünkü Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Ama bunların yaptığının teröre ve terörizme destek olduğunu görmeyip bunlar barış istiyor demek, alemi kör herkesi sersem sanmak. Bunlar terör sevicileri, terörist sevicileri. Ben bugüne kadar teröristlerin lehine olmayan bir açıklamalarına neredeyse şahit olmadım dersem abartmış olmayız. Efendim, yani öyle şey olur mu? Ben de diyorum ki çok net, çok net bunlar Türk tabiplerini, mühendislerini de temsil edemezler. Zaten vatanı, milletini seven tabipler, mühendislerin hepsi buna karşı. Ben mesela onlardan şunu beklerdim. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri mücadele ediyor. Çanakkale'ye giden tıbbiyeliler vardı. Onlar gibi. Onlar da desinler ki bakın askerimizin yaralananı olur, hasta olanı olur. Bizim orada ordumuza desteğimiz olur. Tabipler Birliği Başkanı çıkıp deseydi ki ben gönüllüler göndereceğim. Genelkurmay Başkanı'na, Milli Savunma Bakanı'na nereye göndereyim diye deseydi işte o zaman vatanseverlik olurdu. Ama teröristler dara düştü, zora düştü. İmha ediliyor, barış istiyor. Teröristlere hürriyet istiyorlar. Efendim, CHP kurultayına neden temsilci göndermediniz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kurultaylarına biz bugüne kadar temsilci gönderdik. Ancak 16 Nisan halk oylaması sonucu anayasa değişti. Sayın Cumhurbaşkanımız önce AK Parti'ye üye oldu. Daha sonra da AK Parti olağanüstü büyük kongresini topladı. Kongrede de genel başkan adayı oldu. Ve o kongrede Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönemin genel başkanı, başbakanımız Sayın Binali Yıldırım imzasıyla davetiye gönderildi. Ancak onlar bu davete icabet etmediler. Gerekçeleri de biz
bu anayasa değişikliğini legalleştirmek istemiyoruz. Hala kongrede de aynı şey. Legal olan bir değişikliği hala onlar kabul etmiyor. Halk değiştirmiş. Gayrimeşru dedi. Ya, o yüzden onlar bizim davetimize icabet etmediği için bu böyle bir karar kongreye aldınız. De bizden bir temsilci katılmamış oldu. Peki. Çok önemli açıklamalar yaptı Sayın Bekir Bozdağ. Reklamdan sonra tekrar buradayız. Değerli izleyiciler, Sayın Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü şu ana kadar çok önemli değerlendirmeler, açıklamalar yaptı. Sosyal medyada da Trend Topic, Twitter'da ve diğer haber kanallarında ve internet sitelerinde de manşetler var. Efendim, sürem doldu. Birer cümleyle rica edebilir miyim? Sadece ihraç ve iadelerle ilgili KHK'lar çıkacak, diğer düzenlemeler mecliste yapılacak. Haberleri doğru mu? İhraç ve iadeler bundan sonra da aynen olduğu zaman devam edecektir. Yapısal düzenleme gerektiren konulara ilişkin ihtiyaçlar büyük bir kısmı karşılandı. Çok zaruri bir hal olmadıkça bundan sonra bu anlamda fazla bir düzenleme gelmeyebilir. Ancak ihtiyaç olursa yasal düzenleme içeren KHK'larda elbette yapılabilir. Efendim son bir şey, yani bunu Twitter'da da soran... Gelmeyecek anlamında değil de bu yoğunlukta yasal düzenleme içeren KHK bundan sonra olmaz. Olmaz. Peki. Ama yasal düzenimi içeren KHK'lar ihtiyaç bu açıklama da önemli. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş'ın açıklamaları olmuştu, değerlendirmeleri olmuştu. Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'la alakalı olarak bir televizyon kanalı var, yayınlar yapılıyor. O televizyon kanalının kapatılıp kapatılmaması konusundaki süreç bundan sonra nasıl yetişebilir? Bir taraftan internetten yapılan yayınlar var bildiğimiz kadarıyla, YouTube'dan, diğer mecralardan. Yani hükümet şimdi, sözcüsü olarak bu konuyla ilgili durumu bu yayınlar televizyondan değil de doğrudan bir televizyon, internet üzerinden yayınlanıyor ve internetle üzerindeki TV yayınlarında RTÜK'ün bir denetimi yok. Ancak şu anda mecliste olan torba yasaya bu noktada bir düzenleme kondu. Ondan sonra internet üzerinden yayın yapan bütün yayınlarda RTÜK'ün denetiminde olacak ve onlara ilişkin müeyyideler de aynen uygulanacak. Dolayısıyla bu konuyu da kapsayan bir tabii adım konu, atılmış oluyor? Yani sadece bunun için değil, bu da dahil. Benzer pek çok, yani toplumun ahlakını bozan terör örgütleri tarafından veya başka şeyler tarafından bir sürü interneti kullanan, internet üzerinden TV yayını yapan şeyler var. Bunların tamamı şu anda RTÜK'ün denetimi dışındaydı. Bu düzenlemeden sonra tamamı RTÜK'ün denetimi altına girecek ve RTÜK bunların hepsine müeyyide uygulayacak ve bunlarla ilgili yaptırımlar gelecek. Tabii Türk Ceza Kanunu bakımından suç oluşturan konularda da anladım, ceza hukuku işleyecektir. Ama bir taraftan da böyle düzenlemelerin basın ve ifade özgürlüğünde sınırlayıcı bir yönünün olmamasını ya bizim dileriz. Tabii ona özen gösteriyoruz. Yapılan her düzenleme basın ve ifade hürriyetini sınırlamak için değil, basın ve ifade hürriyetinden istifade ederek onu başka tür suçları işleyen kişi ve kurumlara yönelik bunu ülkenin güvenliği aleyhine kullanan kişilerle ilgili, yoksa ifade hürriyetini sınırlamak için bir düzenleme değil. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programıma konuk oldunuz. CNN Türk'te önemli değerlendirme ve açıklamalar yaptınız. İzleyicilerimize de şimdilik veda edelim. Sayın Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü CNN Türk'te sorularımı yanıtladı. Hoşçakalın.